Arkadaşlar merhaba. Yine yağmur yağdı. Yani bu yıl öyle bir yağmur yağıyor ki sanki Karadeniz'de zannediyorum kendimi. Daha pazartesi yağmur yağdı. Her tarafı sel götürdü. Su her taraf ıslak oldu. Çamur oldu. Yine bugün cuma. Yani 4 gün arayla tekrar hiç yağmur yokken hava durumuna baktığımda yine bir yağmur, bir yağmur. Şakır şakır her taraf şimdi su içinde. Ben de yarın pazara çıkacağım. Pazar için hazırlık yapıyorum. Adaçayı biberiye topladım. Şimdi bugün akşam yemeği için şöyle semiz otu toplayayım dedim. Sizinle birlikte vlog çekmeye başlayacağım. Zaten yazın biliyorsunuz yabani otlar çok sınırlı. O nedenle video çekimlerim biraz aksadı. Tabii ki bunun yanında tatlı telaşlarımız da vardı. Kızımın nişanını yaptık. Onun dışında her şey şu anda yolunda. Şimdi sizlerle birlikte araziye doğru gidelim. Hem orada semiz otu toplayayım hem de biraz da acır toplayacağım. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Şimdi şu gondol dediğim koca tarlaya geldim. Bu yıl ekimlerimi çoğunu burada yaptım arkadaşlar. İki parsel halinde. Şuradakiler bir parsel. Geçen videomda da gördüğünüz gibi bu taraftakiler de başka bir parsel. Bunlar da kadife çiçekleri arkadaşlar. Özellikle ben bitkileri ilaçlamadığım için, yani böceklere karşı ilaçlamadığım için bu kadife çiçeklerini tarlamın her tarafında ekiyorum. Bakın pıt pıt böcekleri hemen bunlar. Pıt. Şöyle hemen göstereyim. Üzerinde minik minik böcekler var. Çekirgeler var. Bunların kokusuna böcekler gelmiyor diye biliyorum. Nane, kekik, bu şekilde kadife çiçeği, biberiye gibi tıbbi aromatik bitkileri ekersek eğer tarlamıza böceklerin buraya gelmesi biraz geç olur. Burada naneler de var. Dediğim gibi zararlı böceklerin veya hastalıkların bitkileri gelmesini geciktiriyor. Uzaklaştırıyor böcekleri. Bornova bamyası. Şurada da var. Dün çiçekteydiler. Bugün ürüne yapmışlar hemen. Artık birkaç gün içinde baya bir bamya toplamam gerekecek arkadaşlar. Pazarda satıyorum arkadaşlar bunları. Pazar değeri yüksek. Bamyanın, börülcenin. Seviyorum da bunları toplamasını. Bu da kavun. Kavunlarımız da böyle büyümeye başladılar. Daha dün minicikti bunlar. Şimdi kocaman olmuşlar. Artık toplamakla bitiremeyeceğim. Acurlardı bunlar. Çamur olduğu için de pek hoş olmuyor. O kadar çamur ki arkadaşlar. Ayaklarıma. Bakın bu kadar acur topladım.
dün evvelsi gün birkaç tane toplamaya başladım. Şimdi birden çoğalmaya başladılar. İki gün sonra artık bu sepetler ağzına kadar dolar. Hatta birkaç tane sepet toplamaya başlarım. Şimdi geldim bu tarafa. Burada da böreceler, yine bamyalar var. Buradan semizotu toplayacağım. Diğer tarafta yine acur var. Bir miktar daha acur toplamaya devam edeceğim. Şimdi şöyle tazelerinden semizotu toplayayım dedim ama bunlar da birazcık yenir. Fakat daha güzellerini bulmam lazım. Şöyle tazelerini toplamam lazım. Halı gibi dedim. Semizotları böyle. Bakın ağustos böceği gelmiş, bizim börülce yaprağının üzerine konmuş. Burada cır 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 artık yaz boyunca sıcaklarla birlikte ötmeye başlarlar. Biz çocukluğumuzda cır cır böcekleri çıktığı zaman artık meyveleri olgunlaştırıyor derdi annelerimiz, babalarımız. Bu arada arkadaşlar şöyle tarla sarmaşı otları var. Yağmurlar çok yağdığı zaman bu otlardan kurtulmak için onları elinizle çok rahat bir şekilde sökebilirsiniz. Uzun bir kök yapısı var onların. Kazık kök şeklinde. Diğer türlü tarladan onları sökemezsiniz. Çünkü çok fazla, bugüne kadar fazla geldi. Şunu da göstereyim. Bakın böyle uzun uzun çektiğimiz zaman sapları bir dahaki sefer büyüyünceye kadar zaman kazanmış olursunuz. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.